Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı kimselerden şöyle sözler duyabiliyoruz. İnsanların sait veya şaki olacakları, iyi veya kötü diyelim şimdilik, olacakları ezelde takdir edildiği için İbadet yapmanın sonradan ya da işte iyi işler yapmanın bir faydası olmaz. Dolayısıyla kendini boşa yorma. Sen nasıl olsa saitsen saitsindir, şakiysen şakisindir. Yani sen bunu değiştiremezsin. Boşuna çabalama, iyi olmaya çalışma, kötüysen kötüsündür gibi sözler söylüyorlar. Bu doğru mudur? Böyle mi anlamak lazım bunu? Şimdi Mustafa Bey... Yani bu sözleri söyleyen veya bu şekilde böyle anlayan kimse gerçekten bunu inanarak mı söylüyor veya cehaleti sebebiyle mi söylüyor? Hani diyelim ki biz üstünden edelim, iyi anlayamadı, cehaleti sebebiyle söylüyor. O zaman aynı şekilde bunları iyi bilenlerin, alimlerin, ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuman gerekiyor. Mesela diyor ki takdir ettiyse, halbuki ehl-i sünnet alimleri öyle yazmıyor. Kaderi mesela bize en yakın zamanda yaşamış, bu tam İlmihal Saadet'te bir kitabını yazan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hocası Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri bir tarif yapıyor. Kaderin birçok tarifleri var kitaplarda. O bizim anlayacağımız şekilde kısa ve özlü bir tarif yapıyor. Yani önceki tariflerin, önceki zamandaki yapılan tariflerin özeti, hülasası, özü. Kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir. Ne demek bu? Ne demek? Kader Allahü Teala'nın sonsuz öncelerden bilmesidir. Cebri mütehakkim zorla yaptırması değildir. O zaman takdir etti sözü yanlış. Ya takdir etti demek, sen bunu yapacaksın. Kesin yani, olacak o. Olacak. Hem diyorsun ki sen bunu yapacaksın, yaptı, seni cezalandıracağım. Adaleti ders bu ya. Allah'tan adaletini ders. Ben ne yaptım ki diye soru sorma. Yani ben biraz daha basite indireyim. Hani ben öğretmenlikten geliyorum. Sen de öğretmenlik yaptığın için iyi biliyorsun. Ben çocuğa diyorum ki arkadaş bak numunesini gösterdim. Bu kalemi ev ödev olarak yap getir dedim. Yaptı getirdi. Hani şurası eksik, burası eksik demiyorum. Vay sen bu kalemi niye yaptın? Bunun aklı işte o kadar, şu kadar kötekti dedim. Çocuğa ceza veriyor. Çocuk demez mi ya bu öğretmen ahmak mı? Deli mi? Deli mi demez mi? Bana yap diyen o. Aynısını yaptım getirdim. Niye bana ceza veriyor? Niye yaptın sen bunu diyen de o. Niye yaptı? Hem yap diyor hem niye yaptın diyen de o, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Tuhaf bir şey olur. Halbuki Seyyid Abdülhakim, ehl-i sünnet alimleri ve onların aynı şekilde Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyuruyor ki ilmi mütekaddimdir, cebir mütehakkim değil. Ben öğretmenim. Yani çocuğa ödev verdim. Biliyorum ki çocuğun kabiliyeti, kapasitesi bunu bu şekilde yapmak değil. Bunu evirip çevirip değişik bir şekilde sokup getirecek. Ben bunu biliyorum. Ama ben başından aynı şekilde diyorum ki bak yavrum bu ödevi böyle yapacaksın, şöyle hazırlayacaksın. Tamam hocam dedi gitti. Ama bakıyorsun değişik bir şey çıkarıp geliyor. Ya da yarım yamalak yapıyor. Ya da yarım yamalak yapıp getiriyor. Ha ben onun öyle olacağını biliyordum ama ben böyle yap demedim. Böyle yap dedim. Ama o değiştirdi getirdi. Tuhaf bir şey çıkarttı ortaya. Onun sizin dediğiniz şekilde yapma şansı var mıydı? Vardı. Vardı. Çünkü Allah-u Teala ona da akıl vermiş, ona da irade vermiş, tercih hakkı vermiş, bunu yapabilirdi. Tercih hakkı var. Tercih hakkı var, bunu yapabilirdi. Şimdi diyorsun ki mesela ehl-i sünnet alimleri bu cebriye fırkası diyor, insanın elinde hiçbir şey yok. Ama sokakta bu itikatta olana bir tokat atsan hemen karşılık veriyor. Sen bana nasıl yapıyorsun da falan geçmek. Bir dakika ya. Cenab-ı Hak bana özelde bunu takdir etmiş. Ben seni döveceğim. Sen de bu dayağı yiyeceksin. Sen de bu dayağı yiyeceksin. Niye itiraz ediyorsun? Olur mu canım diyor falan. Söylemin öyle ya senin.
Niye karşı geliyorsun? Yani Allah-u Teala'nın emrini yapma yerinde kayış atıyorsun. Takdir böyle, ne yapayım ben, bu içki içeceğim diyorsun. Ama birisi sana tokat vurunca hemen sen müdafaya geçiyorsun. Niye? Hani sende bir şey yoktu. Olur mu canım falan filan. Veyahut da senin karına kızına göz diken aynı şekilde karşı geliyorsun. Onları korumaya çalışıyorsun. Veyahut da senin bahçene birileri aynı şekilde gelmiş, kamyonu dayamış, elmalarını topluyor falan. Vay, nasıl toplarsın sen bunu? Ya Allah-u Teala böyle şey yapmış. Ne yapayım ben? Toplayacağım bunları. Bunlar da benim nasibimmiş. Öyle demiyorsun yani. Oraya gelince. Ha demek ki burada ya yalan söylüyorlar ya da çok cahiller. Veyahut da art niyetliler. Art niyetler. Hani üstün zannetmeye çalışıyoruz falan da. Dolayısıyla efendim Allah-u Teala biliyor. Biliyor. Peki kader ne o zaman? Allah-u Teala'nın bilmesidir. Kabiliyetin, tercihin böyle kullandın, yanlış yaptın, hata yaptın. Hata yaptığın için sen aynı şekilde Allah-u Teala peygamber göndermiş. Aklında aynı şekilde sadece şahit bırakmamış. O peygamber sana rehberlik ediyor. Bak diyor, bunları yanlış anlama. Burası böyle böyle böyle. Hatta Cenab-ı Hak o kadar merhametli ki o peygamberin varisleri olan alimleri de yaratıyor. O alimler de bizim anlayacağımız şekilde kitaplara yazıyor. Sen bunların hiçbirisine bakmıyorsun. Kendi kafana göre ya böyleymiş, ne yapayım canım, işte işte böyle kader bu, işte ben de böyle işte içki içeceğim, ben kumar oynayacağım, adam öyle ne olacağım. Ne yapayım, elimden olacağım. Bir şey gelmiyor. Elimden bir şey gelmiyor falan. Ama iki tane tokat attın mıydı elinden nelerin geldiğini de o zaman görüyorsun. Değil mi? O zaman görüyorsun. Nasıl canhıraş bir kere. Ya da onun malına mülküne elini uzattığın zaman o nasıl müdafaa ediyor? Sende tercih hakkı yoktu. Niye müdafaa ediyorsun? Kemküm. Şimdi pazara çıkıyoruz mesela. Adam bir şey alacak. Pazarcılar seçtirmiyorlar ya. Adam dolduruyor hemen. Ona itiraz ediyoruz. Niye dolduruyorsun çürüğü çarığı falan diye. Adam sana diyebilir ki ya abi senin nasibin bu, ne yapayım. O zaman itiraz etme. Yani. İtiraz etmemen lazımdı. İtiraz etmemen lazımdı. Şimdi bu konuda Berika'da ve İslam ahlak kitaplarında anlatılırken deniyor ki bu sözlere karşı ben kulum, kulun vazifesi sahibinin emrini yapmaktır denmelidir. Buna karşılık emri yapmayınca azap korkusu olursa emri yapmak lazım olur. Ezelde sait olan için bu korku yoktur denirse buna cevap olarak Rabbim her şeyi bilir ve dilediğini yapar, dilediğine hayır, dilediğine şer verir. Kimse de ona sual sorma hakkı yoktur demelidir. Şimdi Allah-u Teala insana irade tercih hakkı vermeseydi bu sözler doğruydu. Bu sözler doğruydu. Hatta İblis İsa Aleyhisselam'ın önüne çıktı buyuruyorlar bir gün. Ezelde Allah-u Teala'nın takdir ettikleri hasıl olur diyorsun, öyle mi diyor İsa Aleyhisselam'a. O evet öyle diyor, takdir ettiyse öyle olur o. Öyleyse diyor kendini şu dağın tepesinden aşağı at diyor. Eğer ezelde selametin takdir edilmişse sana bir şey olmaz. Hileye bak. İsa Aleyhisselam cevabında ey Mellun diyor, Allah-u Teala kullarını imtihan eder. Kulun sahibini imtihan etmeye hakkı yoktur. Dur bakalım ne olacak demeye hakkı yoktur. Yok. Ne olacak? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Geberip gideceksin. Dolayısıyla Allah-u Teala bize külli iradesine cüz'i bir irade vermiş. Ha, sait olup cennete gidecekleri biliyordu. Şaki olup itiraz edip inkar ederek cehenneme gidecekleri de biliyordu. Ama ne şaki kullarına ne de sait kullarına bunu böyle yapacaksın diye Allah-u Teala'nın bir cebri bir zorlaması yok. Hatta Allah-u Teala o kadar merhametli, o kadar adil ki akıl veriyor. Bakın bu çok önemli. Mesela aklı gitmiş olanlar var. Ahirette mesul değiller onlar. Ondan sonra sabi çocuklar var. Onlar da mesul değil. Onlar da mesul değil. Çünkü daha akıl yok o sabi çocukta. Hatta ibadetin şartları anlatılırken akıllı, bali şartı getiriliyor. Akıllı olacak, buluğ çağına da ermiş olacak. Namazın kendisine farz olması için, orucun kendine farz olması için, ondan sonra zekatın farz olabilmesi için akıllı olacak, ondan sonra buluğ çağında olacak, Müslüman olacak, nisap miktarda malı olacak deniyor. Efendim akıllı, Müslüman, buluğ çağında parası yok. Zekat ona farz değil, haç ona farz değil, kurban ona vacip değil. Yani bunlar kitaplarda açık net bir şekilde de bildirilmiş. Dolayısıyla biz önümüze kitaplar gelir, o kitaba bakarız ya da alimlerin aynı şekilde sözlerini duyarız. Biz ya falan dedik, bir tercih kullandık bak. Baş ver onları ya falan, bu zamanda böyle namazmış, oruçmuş falan, baş ver dedin. Tercihini kullandın arkadaş. Yarın mahşer günü diyemezsin ki benim elimden bir şey gelmezdi. Melekler diyecek ki kusura bakma, önüne İslamiyet'i anlatan kitap verdiler sana. Kitabı yırttın, kitabı yaktın, itibar etmedin.
Veya bunların anlatıldığı aynı şekilde diyelim ki televizyon vardı, radyo vardı veya gazete vardı falan. Bunlara da iltifat etmedin. Hatta gerici bunlar yobaz dedim falan. Böyle de dedin. Neyine dedim bunları? Tercihinle dedim be arkadaşım. Bunlar da kayda geçti. Öldükten sonra dirildiğin zaman önüne koyverecektir. Diyecek bir şeyin söz konusu değil. Onun için Allah-u Teala çok merhametlidir ve adildir. Adildir. Ha o başka bir konu gerçi ama dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim işte Cenab-ı Hak bazılarına ihsanda bulunur. Cenab-ı Hak bütün kullarına bu Türk, Kürt, Çerkez, Tatar, İngiliz, Alman, Fransız kim olursa olsun hepsi onun kulu. Hepsine adildir buyuruyor. Ha bazılarına ihsan eder. Bazılarına ihsan eder. Mesela diyelim ki sen bakkal dükkanı açmışsın. Geliyorsun, tanıyorsun falan. Herkese birer kilo tam tartıyorsun. Bu adalet. Beni tanıdığın için ben gidince bir kilo değil, 100 gram da fazla hediye ettin. Ona niye ihsanda bulundun? Sana ne? Mal onun, mülk onun. Sana eksik verse o zaman itiraz et. Ha, o zaman itiraz et. Sana adaletli davrandı. Sana adaletli davrandı. Dolayısıyla ha bazılarına ihsanda bulunur mu? Bazılarına ihsanda bulunur. O ayrı bir konu. Dolayısıyla Allah-u Teala kulunun ne yapacağını bilir. Ama senaryo olarak yazıp bu sen böyle yapacaksın diye ona cebretmez, zor etmez. Kulun kendi tercihi neticesinde cenneti veya cehennemi gider. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Sıla-i Rahim malı çoğaltır, ailede sevgiyi artırır ve ömrü uzatır. Sevabı en tez verilen iyilik Sıla-i Rahim'dir. Cezası en tez verilen kötülükse zulüm ve salih akrabalarla alakayı kesmektir. Din ile ey dertli gönülün ile ehli derdinin leyecek çağırır. Gel tımar et yârimi sen aşk ile, yârelerin onulacak çağırır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür gün bugün. Çol ki gafletle yatıp etmez tare, gövdesinde yok mu ola cana cep. İşte vahdet gülleri açıldı hep, bülbülün efgan edecek çadır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür gün bugün. Yok kararı gönlümün bilmem neden, kasteder bin pare ola bu beden. Var ise gitmek gerek bu areden, aslına azmeyleyecek çadır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür gün bugün. Ey niyazi dünyada eyle huzur, şol kişi kim olmaya ehli gurur. Hakkı anla etmeden buradan mürür, mevtin elçisin gelecek çağdır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür gün bugün. Tam ilmihal, saadeti ebediye. İbrahim-i Ethem'den, Kuddise sirruh, birisi nasihat istedi. Buyurdu ki, 6 şeyi kabul edersen, hiçbir işin sana zarar vermez. O 6 şey şudur. 1. Günah yapacağın zaman, onun rızkını yeme. Rızkını yiyip de, ona isyan etmek doğru olur mu? 2. Ona asi olmak istersen, onun mülkünden çık. Mülkünde olup da, ona isyan etmek layık olur mu? 3.
Ona isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah yapma. Görmediği bir yerde yap. Onun mülkünde olup, rızkını yiyip, gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. 4. Can alıcı melek, ruhunu almaya geldiği zaman, tevbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Kudretin var iken, o gelmeden önce tövbe et. O da bu saattir. Zira melekül mevt ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldikleri vakt onları kov. Seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki buna imkan yoktur. Şeyh buyurdu ki öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de. Soran kimse dedi ki bu sözümü dinlemezler. Bunun üzerine o kimse tövbe etti ve ölünceye kadar tövbesinden vazgeçmedi. Evliyanın sözünde Rabbani tesir vardır. Mazhar-ı Can-ı Canan Rahmetullahi Aleyh Allah adamlarından Mazhar-ı Can-ı Canan bir mezanın yanından geçiyordu bir zaman. Kalp gözüyle baktı ki kabirde bir kadın var. Melekler o kadına çok azap yapıyorlar. Düşündü ki, acaba bu kadın kâfir midir? Yoksa imanı var da günahkâr biri midir? Önceden okuduğu bir tek hatm-i tehlilin, yani 70.000 adet kelime-i tevhidin, sevabını kadının ruhuna gönderince, azaptan kurtularak garg oldu bir sevince. Yani kadın, o anda kurtuldu o azaptan ve kabri birdenbire oldu hep gül gülistan. Bu zat bir sohbetinde buyurdu. Ey insanlar! Ölümü yadınızdan çıkarmayınız zinhar. İnsanlar uykudadır, uyanırlar ölünce. Hesaba çekilirler her şeyden ince ince. Sonra hatırlayın ki sık sık ölümünüzü, ölümü çok düşünmek uzatır ömrünüzü. Hatta mevti düşünmek kalpleri ferahlatır. Dünyayı düşünmekse ömrü daha kısaltır. Bir günde buyurdu ki, ey insan! Ol ki âgâh, hiç ummadığın anda ecelin gelir nâgâh. İyi bil ki bu dünya bir rüyadır ki elbet, bu rüyadan ölümle uyanırsın akıbet. Bir yere girersin ki, karanlık, dar bir kabir ve suale çekerler seni, münker ve nekir. Ebedi kalacağın iki yer vardır ki hem, o ya cennet olacak, ya maalesef cehennem. Bunlara çok yakında olacaksın aşina. Öyleyse uyan çabuk. Al aklını başına. Bunları düşünmekten var mı daha mühim iş? Gafletten uyanmazsan feci olur bu gidiş. Ey dünya lezzetine aldanan gafil insan! Ölüme hazırlan ki elinde fırsat şu an. İnsanları bekliyor cehennemin ateşi. Öyle şiddetlidir ki bulunmaz asla eşi. Bilseydi bunları koyunlarla sığırlar, yemeye bir lokma et bulamazdı insanlar. Zira kederlerinden hiç yemezlerdi, hatta bu yüzden deri kemik kalırlardı adeta. Kıyamet günü için şimdiden yap ki azık, yanarsın aksi halde kendine etme yazık. Hazırlıklı olanın asla olmaz zararı. Cennet bahçesi olur öldüğünde mezarı. Biri de hazırlanmaz
ve etmezse hiç esef, mezarı cehennemden çukur olur maalesef. Dünya ve ahirette mahcup olmamak için af ve mağfiretini dileriz Rabbimizin. İslam ahlakı. Tövbe etmemek. Tövbe, haram işledikten sonra pişman olup Allahü Teala'dan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Tövbeden sonra günahı tekrar işleyenin tekrar tövbe etmesi sahih olur. Böylece çok kere tövbe etmesi sahih olur. Büyük günahın affolması için tövbe etmek şarttır. 5 vakit namaz ve cuma namazı, Ramazan-ı Şerif orucu, hac etmek, istiğfar etmek, büyük günah işlemekten sakınmak gibi ibadetler, küçük günahların affedilmesine sebep olur. Şartlarına uygun olarak tövbe edince, küfür ve günahlar muhakkak affolunur. Günahtan sonra hemen tövbe etmek farzdır. Tövbeyi geciktirmek de bu günahı işlemekten daha büyük günahtır. Bu günah her gün bir misli artar. Bunun için de ayrıca tövbe etmek lazımdır. Bir günahın tövbesi yapılınca, bunun tövbesini geciktirme günahlarının hepsi affolur. Farzı yapmamanın tövbesi ancak kaza etmekle sahih olur. Her günahın affı için kalb ile tövbe etmek ve dil ile istiğfar etmek ve beden ile kaza etmek lazımdır. 100 kere tesbih etmek, yani Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak çok iyi olur. Namazların kazalarını ödeyebilmek için her gün sabah namazından başka 4 vakit namazın sünnetlerini kılarken ilk kazaya kalmış namazı kaza etmeyi de niyet etmelidir. Böylece her gün bir günlük namaz kazası ödenmiş olur. Hem de sünnet kılınmış olur. Günahlara bir kere tövbe etmekle bunların hepsinin affolacağı bildirilmiştir. Namaz tövbesinin sahih olması için terk edilmiş olan her namazın kaza edilmeleri lazımdır. Kazalarını kılarak tövbe etmeye başlayan, ömür boyunca yani kazaları bitirinceye kadar kazalarını kılmaya niyet etmiş demektir. Allahü Teala bu meyyitin bu niyetine göre bütün kazalarını affetmektedir. Bunun gibi istiğfar okumaya devam edenin bütün günahları ve kâfirler imana gelince bütün geçmiş günahları affolacak ve iman etmeyenlere cehennemde ebedi azap yapılacaktır. Bugün de sizlere güzel ilimiz Tokat'ın tarihi bir mekanından sesleniyoruz. Tokat'ın her yeri tarihi aslında. Ama şimdi bulunduğumuz yer daha da tarihi. Tokat Kalesi'nin eteklerindeyiz. Şöyle şu karşıda gördüğümüz duvarlar, sizler de seçebiliyorsunuz. Tokat'ın iç kale duvarlarıdır. Şimdi Türk kale sisteminde Selçuklulardan beri bir iç kale, bir de dış kale vardı. İç kalede cuma namazı kılınan büyük cami vardı. Yani buradaki şehir halkı da oradaki içeride namazlarını kılarlardı. Malum inançlarımıza göre her şehirde cuma namazı bir camide kılınır. Bu caminin adı da Ulu Cami'dir. Bugün Anadolu'daki bütün illerimizde ve ilçelerimizde adı Ulu Cami olan yerler bir adı da Cuma Camii'dir. Yani orada Cuma namazı kılınır. Mülki Amir de bu Cuma namazının kıldırıcısıdır.
mülki amir, cuma namazı için sadece. Sonradan şehirler büyüyüp nüfus artınca bazı camilerde de cuma namazı kılınmasına izin verilmiştir, görevlendirme yapılmıştır. İşte bugün şehirlerimizdeki birçok camide, bir Tokat'ta mesela 50 tane camide, 80 tane camide birden cuma namazı kılınabiliyorsa bu tip izinlerle bu hale gelmiştir. Tabii nüfus artınca ve kaledeki camide ihtiyaca kafi gelmeyince bunlar bu sefer dış kale dediğimiz şehrin olduğu yere ama iç kaledeki insanların da gelebileceği bir yere bir cami yapmışlar. 12. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılmış olan Ulu Cami işte o maksatla yapılan camidir. Şimdi bunun avlu kapısındayız. Buradan içeriye girelim. Buralarda da insan trafiği çok. Dolayısıyla avluda biraz daha rahat şekilde cami hakkında bilgi verelim. Hakikaten Tokat'ın en ilgi çekici camilerinin belki de başında gelir. Tam bir Selçuklu sistemini göreceksiniz. İç yapıyı da sizlere anlatırken. Buyurun girelim caminin içine efendim. Şimdi Ulu Cami'nin avlusundayız. Tabii Selçuklu zamanında daha sonra da onarım gördüğü Osmanlı döneminde bu caminin avlusu bu kadar değildi. Düşünün Tokat gibi koca bir il merkezinin veya Osmanlı'nın sancak merkezinin bütün insanların cuma namazı kılmaya geldiği bir caminin avlusu bu kadar daracık bir avlu olmaması lazım. Bu şimdi avlu mahalle mescidi avlusuna dönüşmüş. Ne olmuş? Her yerde olan vakıf eserlerinin başına gelen şey bu vakıf eserinde başına gelmiş diye düşünüyoruz. Bugün mü? Kaç sene önce, belki 100 sene önce, belki 150 sene önce başına gelmeye başlamış. İşte tıkış tıkış buraya bugünün mimari stiline göre bu tarihi caminin avlusuna böyle bir işte şadırvan ve hela sistemi, tuvaletler konmuş. Şimdi kıble böyle efendim. Buradaki kapıyı görerek kıblenin böyle olduğunu zannetmeyelim. Bu caminin özelliği. En orijinal camidir. Büyüktür de içerisi. Bayağı büyük. Kıble böyle olunca yan kapılardan girilmiş oluyor. Şu kapının tam simetrisinde de bir kapı daha var. Şuradaki yer son cemaat yeri gibi de kullanılıyor. Zira mihrabı var görüldüğü gibi. Mihrapçık konmuş oraya bir tane. Ancak buraya kayıtlarda sayfiye yerleri deniyor. Yani yazın sıcak zamanlarında içeride cemaat bunalmadan burada da cemaat sayısı az sayar vakit namazlarında burada da kılınabiliyor. Yani kıbleye doğru döndüğümüzde hem sağında hem solunda sayfiye yerleri bulunan bir cami. Şimdi yanında bulunduğumuz sayfiye yerinin sütunları gördüğünüz gibi mermerden yapılmıştır. Öbür taraftaki soldaki sayfiye yerinde oraya geçtiğimizde göreceğiz. Burada sayfiye yerinin kemerleri gayet güzel. Tabii Osmanlı'nınki gibi tam bir kavis değil ama hafif sivri kemerler olarak ve ortasında kilit taşları devam etmiş. Ve caminin üzeri kiremit çatı bugün için. O zamanda da böyle bir çatı olma ihtimali çok kuvvetli. Çünkü Selçuklu yaptığı zaman camiyi böyle ahşap çatılı yapıp efendim üzerine çeşitli toprak ve başka maddelerle de kapattıktan sonra kurşun da kaplamış. O zaman kiremit usulüne göre pişmiş topraktan kiremitler de kullandığı olmuştur. Mesela Birgi'deki Aydınoğlu Mehmet Bey Camii de buna benziyor. Ancak onun sütunları ahşap, bunun sütunları ise başka. Ne? İçeride göreceğiz onu. Şimdi gördüğünüz gibi sütun başlıklarında çok güzel. Mesela bu sütun başlığında çiçek motifleri işlenmiş görünüyor. Bir de kuş evleri, kuş sarayları hususunda şurada köşede bir güzel örnek var. Tokat'ta başka yerde de olduğunu zannetmiyorum. Kayıtlarda rastlamadım çünkü. Biz de geze geze size anlatıyoruz. Kuş evinin pencereleri, pencere parmaklıkları dahi var. Birisinin
pencere parmakla biraz kırılmış, hırsız mı girmiş nedir bilmiyorum. Belki kuşlar arasında da bu salgın haline geldi. Toplumda insan bozulunca onlarla aynı havayı teneffüs eden diğer canlılara da bazen böyle huy, ahlak değişiklikleri gelebiliyor. Tabii bunlar küçük kuşlar içindir. Yani evler arasında yaşayan kuşlar içindir. Bilhassa kışın soğuk geçtiği zamanlarda hakikaten can kurtarıcı oluyor. Bunu da sizlere gösterdikten sonra şu sağ sayfiye kapısından caminin içerisine gireceğiz. Peki caminin bu sayfiye kapısından başka ana cümle kapısı yok muydu? Efendim, kalenin hemen yanındaki kayalık tepeyi görüyorsunuz. Kalenin duvarları da orada görünüyor. İhtimaldir ki, kuvvetle muhtemel, bu arka taraf cami yapıldığında düzlüktü, boştu ve ana cümle kapısı oradaydı. Çünkü Selçuklu'daki yanlardan girişli cümle kapısı, taç kapısı yandan olan camiler gördük. Ama böyle tam kıblenin tersi istikametten giriş olan camilere de çok rastladık. Tabii hemen civarı tepe olduğu için, yapılalı da 800 seneye yakın zaman geçtiğinden, buradaki yağmurların getirdiği seller, molozlar zaman içerisinde bu duvarları arkadan doldurmuş olabilir. İçerisinde şimdi lambiri kapamışlar. Eğer lambiri kapalı olmasaydı biz o duvardaki kapı izini belki görebilecektik. Kapı izini de göremedik. Dolayısıyla da size şimdi kıblenin tersi istikametinden bir giriş kapısı olduğunu ciddi olarak söyleyemiyoruz. Yani belgeseli bize bunu dahil edemiyoruz. Şimdilik sayfiye kapılarından birisinden içeriye giriyoruz efendim. Şu anda caminin, Ulu Cami'nin Tokat'taki giriş kapısının önündeyiz. Bu kapının hemen üzerinde görüldüğü gibi bir kitabe var. Daha önceki programlarımızda sizlere gösterdiğimiz Ali Paşa Camii'nde kullanılan sarı mermer bu kitabede kullanılmış. Ama bu kitabe caminin inşa tarihinin kitabesi değil. O kitabe görünmüyor. Peki bu nedir? Bu 1679'larda 4. Mehmet Han zamanında, yani bu 2. Viyana kuşatması falan filan onun zamanında yapılan padişahı anlatıyorum size. Merzifonlu Mustafa Paşa zamanında köklü bir onarım yapılmış. Çünkü Tokat bilindiği gibi Kuzey Anadolu fay hattının en girift, hareketli, aktif, çalışan bir fay bölümündedir. Buna rağmen de böyle yerde bu kadar tarihi eserin ayakta kalabilmesi, en az %50'den fazlasının ayakta kalabilmesi, el değmeden kalabilmesi, bu eserleri yapanların çok sağlam bir teknolojiyle yaptıkları ama en sağlamı da ihlasla insanların faydasına bu işi yaptırdıklarından dolayıdır diye ümit ediyorum. Efendim bu 1. Dünya Harbi sırasında burada asker konaklatılmıştır. Birçok camilerimizin başına gelen bu olay burada da gelmiştir. İstanbul'daki Sultanahmet Camii'nin başına geldikten sonra Tokat'taki Ulu Cami'nin başına gelmez mi? Ha, memleket meselesi söz konusu olduğunda elbette ki böyle şeylere tevessül edilir. Ama sormak lazım, 1. Dünya Harbi niye bizim başımıza geldi? Bu gayeliği bu milletin başına açanlar, Anadolu'da her evden en az bir tane, iki tane şehidin çıkmasına sebep olanlar, üç tane gazinin çıkmasına sebep olanlar, bunu neyin uğruna yaptılar? Kocaman bir hiç efendim. Ne ekonomik, ne siyasi hiçbir sebebi yok. Sadece macera perestlik yatıyor bunun temelinde. Efendim bu caminin çok kıymetli halıları vardı. O halılar zaman içerisinde açık artırmayla satılığa çıkarılmaya çalışılmış. Hatta fiyat tespit edilip bugünkü ifadesiyle Türkçe'de yok ki, kelime bulamıyoruz ki efendim. Dilimiz karmakarışık oldu. Ekspertiz raporu diyeceğim mecburen. Utanarak söylüyorum ama yok işte, Türkçe'yi bulamıyorsunuz. 7520 lira ekspertiz raporu yapılıyor. Fakat bu ekspertiz raporunu tanzim eden, daha doğrusu gelip de bu keşifleri yapan kişinin bir suistimal neticesi böyle küçük bir fiyatı ortaya koyduğu daha sonradan ihbarlarla beraber çıkınca meydana
bu iş sonra bozuluyor. Peki halılar nerede? Ben de soruyorum. Ulu Cami'nin, Tokat'taki Ulu Cami'nin halıları nerede? Gitti gider. Daha nice böyle tarihi eserlerimizin içerisinde bulunan işte döşeme, mefruşat neyse. İnsanlarımızın hayır olsun da bu camiye gelenler hep namaz kıldıkça bunu görsünler, bize de dua etsinler öldükten sonra niyetiyle serdikleri halıları, kilimleri, astıkları saatleri zaman zaman maalesef birileri tarafından gidebiliyor. Ha bu bugünün meselesi değil. Yani bugün efendim vakıflar idaresi buna sahip çıkmıyor anlamına kesinlikle değil. Bugün görüyoruz ki vakıflar idaresi, vakıflar genel müdürlüğümüz Türkiye genelinde bir hamle başlatmış ve bu hamlenin çok aktif örneklerinde, canlı örneklerinde Tokat'ta gördük. Sizlere de zaman zaman göstereceğiz. Efendim, Tokat Ulu Cami'nin henüz sayfiye kapısından, sağ sayfiye kapısından içeriye giremedik. Yarına girelim isterseniz efendim. Hoşça kalın.